Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uygun fiyata almış olduğum kahve makinesinin kutu açılışını yapacağız. Ve inceleme yapmayı da düşünüyorum. Bizde Arzum'un Okka makinesi var. İkisiyle de birer fincan kahve de yaparız. Bakarız köpüğü nasıl, kendisi nasıl. Aynı anda 4 fincana kadar kahve yapabiliyor yazıyor üzerinde. Bunu ne kadar aldım? Bunu 450-460 civarı bir fiyatı vardı. N11'den kuponla beraber 400 liraya aldım. Açma kapama düğmeye diyor. Sesli ışıklı uyarı diyor. Yani kendini kapatıyor kahve olduğu zaman. Taşma önleme sensörü diyor. Yıkanabilir cezve. Paslanmaz çelik gizli rezistans. Ve tutma sapını da özellik olarak yazmışlar. Olsun. Kutumuzu açalım. Şöyle biraz kaldırayım kadrajı. Makinemizi bu şekilde Rose Gold diye almıştık. Ama Rose Gold değilmiş. Üzerinde de Rose Gold gösteriyor. Neyse çok mühim değil. Bu da fena değilmiş. Makinenin kendisi çıktı. Ve bu şekilde bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor içinden. Başka da bir şey yok. Cezvemiz şöyle. Yani cezve açıkçası bizdeki Arzum'un aynısı gibi duruyor. Bir bakayım. Biraz kirli olabilir bizimki. Az önce kahve yapıldı. Yani mor olan Arzum'unki, bu da Avox'unki. Baya baya aynı gibi. Gerçekten aynı sayılır. Hemen masamızdaki suyu alalım. Yani fena kalitede olmayan bir cezvesi var. Öyle çok dandik plastiğe benzemiyor. Bu da makinamızın kendisi. Bu da yine şeyle aynı. Arzum'la aynı. Şu cezveyi taktığınız zaman çok fazla dedim, kusura bakmayın. Bu cezveyi taktığınız zaman burası böyle oluyor. Bu taşma sensörü olarak geçiyor. Şuna su ya da köpük geldiği zaman makine kendini kapatıyor. Ama şuralardan ucuz olduğu belli. Yani üretim kaynaklı mı artık, bize mi ikinci el ürün geldi bilmiyorum. Buralardaki çizikleri görüyorsunuz zaten. Hepsi yansıyor şu an. Şöyle ışığı da alayım, daha çok belli oluyor. Cezvenin kalitesi güzel. Şunu çok beğenmedim. Bir tane düğmesi var. Basıyorsunuz açılıyor, basıyorsunuz kapanıyor. Şöyle cezveyi takınca gördüğünüz gibi. Yani emsallerinin yarı fiyatına. Umarım sorunsuz çalışır. Gösterebileceğim her yerini gösterdim size. Bir de iki kahve makinesiyle aynı anda kahve yapalım. Bakalım ısıtmaları hangisi daha önce olacak, köpüğün hangisini daha çok olacak. Aynı ölçülerde, aynı suda birebir aynı kahve yapalım, birer fincan. Tekrar duruma göre inceleyelim makinalarımızı. İki cezveye de aynı oranda kahve ve aynı oranda su koyup karıştırdım. Şimdi önce Arzum'u takıyorum fişe. Böyle bir sesi var. Şimdi de Avox'u takıyorum fişe. Bunun da böyle bir sesi var. Şu arkaya gitmese güzel olacak ama. Ha, bu arada evet, bu da bir şey. Bakın bu hiç kaymıyor. Elimle ittiriyorum. Bunu görüyorsunuz. Böyle bir eksikliği de fark ettik. Aslında şurada ayaklar var, kaydırmaz ama. Nedense pek bir işe yaramıyor şu an. Gördüğünüz gibi.
Bakın. Bu kırmızıda çalışıyor. Tahminimce bu da kırmızıda çalışıyordur. Şöyle ikisini de aynı anda koyalım. Bakalım hangisi daha önce pişirecek. Bu arada Arzum'la fişlerin uzunluğu bile aynı. Bayağı aynı makineler gibi. Şöyle fincanlarımızı da koyalım. Bu yaptı sanırım. Öttü. Ama şu an hiçbir hareket yok. Bir daha takalım. Yine öttü. Daha pişmemesine rağmen kendi kendini kapatıyor. Yani gerçekten saçmaymış. Bakın kaç oldu. Bakın Arzum şu an köpürüyor. Ben görüyorum. Ve atacak. Bakın bayağı bildiğiniz köpürdü. Şunu bir donduralım. Köpüksüz oldu bu arada. Ben de becerememiş olabilirim. Çok yatkın değilim kahve yapma işine. Burada önemli olan ikisinin sürelerini falan kıyaslamak. Ama bu nedense pişirmeden kendini kapatıyor. Bakın yine kapattı. Yine köpürmedi. Şu an biraz yine bir şeyler olmuş. İlk öttükleri gibi değil. Köpük olayına bilmiyorum takılsanız mı takılmasanız mı? Benimle alakalı olabilir mi? O konuda da bir fikrim yok. Bu mesela bayağı köpürdü. Daha erken alabilirdim kendini kapatmadan önce ama tamamen bekledim makineler kendileri kapatsın kendini diye. Bunu Arzum'la, bunu Avox'la yaptım ama Avox'la yapana kadar 4-5 kere kendini kapattı. Ben sürekli başlattım. Yani ben tam çözemedim. Yorum sizin. Sizle beraber kahve yaptık iki makineyle beraber. Bunun pişirmesinde bir sıkıntı yoktu yani pişmeden kendini kapatmadı ama bu şekilde biraz köpüksüz oldu. Yalnız dediğim gibi koyma stilini bilmiyorum. Belki daha farklı bir şey vardır. Yukarıdan mı döküyoruz, kaşıkla mı koyuyoruz? Herhangi bir fikrim yok. Bu makineyle biraz pişirmek zor oldu. 4-5 kere sürekli pişirdim diye kendini kapattı ama pişirmemişti. En sonuncusunda pişirdi sayılır. Bu biraz daha köpüklü duruyor Arzum'a göre. Yani bilemedim ne diyeceğimi. Yorum sizin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.